Evde lavaş nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Sizin için çok güzel, kendi kendinize yapacağınız güzel bir lavaş tarifim vardır. Ev işi lavaş yapacağız, evde yapacağız. O yüzden bütün bu iç hazırlıklarımı bir kenara alacağım ve artık lavaşı yapmak için genel hazırlığıma başlayacağım. Evde lavaş yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler: un, su, tuz. Bu kadar basit. Bakın burada 3 bardak kadar un var. Tamam. Bunun üzerine şöyle hamuru birazcık lezzetlendirebilmek adına bir dolu tutam tuz ilave ediyorum. Hafif bir ortasını açıyorum bunun. Ve bunun ortasına net veriyorum formülü. Dikkat edin. Bir tam bardak normal içme suyu. Bir tam bardak. Bir de çeyrek bardak. Yani şu. Tamam. Hamurunuz nemli olsun da kuru olmasın. Çünkü nemli hamuru unla kıvamlandırmak kolay ama tutulmuş olan sert hamuru suyla açmak neredeyse imkansızdır. Benden söylemesi. Önce bir çatalla güzelce karıştırıyorum. Sonra tezgahın üstüne alıp güzelce yoğuracağım bu arkadaşı. İnanır mısınız bilmiyorum ama aslına bakarsanız evde yapacağınız pratik lavaşın temel hazırlığı aynen budur. Hamurunuz böyle hani kulak memesi kıvamı derler ya, gerçekten o kulak memesi ve onun gibi yumuşak bir kıvamda olmalı. İnanın bana, ne kadar yumuşak o kadar iyi. Hatta böyle bunu böyle yoğuruyoruz, hafif ele yapışır gibi oluyor, olmuyor, arasında bir yerdeyiz. Bence güzel ve doğru kıvam bu. Şimdi bunu unla açacağız, öyle düşünün. Unla açacağımız zaman da bir parçacık bunu yumuşatacak, ya daha doğrusu un bunu sertleştirecek. O yüzden ne kadar yumuşak kıvam o kadar iyi. Aşağı yukarı bu elde ettiğim parçadan toplam 6 tane boyutlarının hemen hemen eşit olmasını sağlamaya çalışıyorum ama yani mükemmel eşit boyutlarda olması veya olmamasını çok önemsemiyorum. Şöyle aşağı yukarı 6 tane parça çıkarttım. Tezgahın üstünde işte bu. Şimdi unu alıp geleceğim. Çünkü açarken az evvel dediğim gibi birazcık una ihtiyacım var. Tezgahımın üstünü unluyorum. Hamuru üstüne bir parçacık basıyorum. Şöyle merdane ile çalışalım. Özür dilerim, oklava ile çalışalım. Merdane ile çalışmayalım. Bu arada buradaki hamurların da üstünü kapalı vaziyette tutalım ki kurumasınlar diye. Sonra bunu böyle hani evde annelerimizden, anneannelerimizden gördüğümüz vaziyette açmanızı isteyeceğim. Eğer ki bir oklava ile çalışmak zor gelirse merdane ile de gayet rahat çalışabilirsiniz. Aralarda bir tezgahınızı unlayın. Ondan sonra unla beraber bunu böyle güzelce çalıştırın. Hatta birazcık böyle büyüttükten, iyice açtıktan sonra şu böyle bir atma tutma hareketi vardır ya, böyle eskilerin güzel yaptığı. Mesela tam bir yüz yuvarlak bir şekil vermek istemiyorum. Sadece yapabildiğim kadar güzel açıyorum. Unladıktan sonra da böyle yapıyorsunuz, şöyle. Şöyle atıp getiriyorsunuz. Bu da bu işin artistik hareketi oluyor. Hamur böyle güzelce uzadı, genişledi ve aşağı yukarı bir tabak boyutuna geldi. Tamam, baktığınız zaman. Bunu şöyle bir, aslına bakarsanız saç kavurma yaptığım geniş bir saçta pişireceğim yani. Bu çünkü hani size şunu diyemem yani, evde lavaş yapmak için gidin özel lavaş bilmem nesinden filan falan alın diyemem ama eğer böyle bir saç kavurmak için bir şeyiniz varsa yapın, yoksa da tavada yapın yani, neden olmasın. Ama bunun içinde değil, dışında yapacağım. Şu uç kısımlarını buradaki demirlere takacağım. Şöyle. Bu şekilde koydum bunun üzerine. Hiç ekstra yağlamaya vesaireye gerek yok. Ve iki ocağı birden açıp bunun altını tamamen ısıtıyorum. Şu orta büyükte yaptığım zaman ortası çok ısınıyor ama şu köşeler dengeli vaziyette ısınmıyor. Ben o yüzden şöyle yapmayı tercih ettim. Evde yapıyoruz çünkü bunu yani. Ev usulü yaptığımız için. Böyle iki tarafını birden ısıttığımda o zaman bakın bu bölüm ve bu bölüm komple iyi pişiriyor. Bir tek şuralar az kalıyor. Onu da çevirerek bertaraf ederiz. Dönelim buraya. Bu arkadaşı böyle tabak veya tabaktan birazcık daha büyük boy açtıktan sonra buradaki saçın ısınmasını bekliyoruz. Allah'tan hızlı ve çabuk ısınıyor. aşırı derecede yüksek bir ısıya ihtiyacım yok. Sadece dengeli, iyice ısınmış bir yüzeye ihtiyacım var. O olduktan sonra da bunu direkt olarak transfer edeceğim. Koyarken mümkün olduğu kadar üstündeki unundan kurtararak koymaya çalışın. O zaman çok iyi sonuç alıyorsunuz. Üstüne alıyorum, bu şekilde koyuyorum. Orada yavaş yavaş pişerken ben diğer hamurumu açıyorum. Bunlar pişince zaten gördüğünüz gibi acayip böyle güzel, hızlı bir şekilde dumanlar tütmeye başlıyor. Şöyle hafif çevirin, döndürün ve her tarafını dengeli bir vaziyette pişirmeye çalışın. O arada da diğerlerini rahat rahat açabilirsiniz. Aslına bakarsanız yapması kolay. Bunun böyle nemli vaziyette kalmasını da istiyorsak her pişeni böyle iki tane mutfak havlusunun arasında üst üste vaziyette muhafaza edeceğiz. Açıkta bırakmayacağız. Üstünü kapatacağız ki kendi ısısıyla beraber iyice yumuşasın, yoksa kırılır. Evde yapıyorsunuz. Pazar yerindeki ablalar, teyzeler gibi yapmaya özeniyoruz ama yapamıyoruz. Ama evde de yapabiliyoruz. Çaresiz değiliz. En güzeli evde, bunu unutmayın. Ben şimdi diğerlerini açıyorum ve aynen devam ediyorum. Aynen böyle. Bak, güzel kenarları renk alıyor. O diriliği bitmiş oluyor ama şu yumuşaklık, bak şu gördüğünüz esneklik, şu hareketler, bu artistik patinaj, böyle şey, eski benim çocukluğumda vardı böyle kış olimpiyatları, artistik patinaj, böyle dönmeli hareketler, burgular filan, hepsi var. Gördüğünüz gibi. Ama bu yumuşaklığı piştikten sonra da muhafaza, baksana katlanıyor işte. Yani gayet hoppala yani. Bunu muhafaza etmek için şöyle hop şeyin arasında tutmak lazım. Böyle iki tane güzel mutfak bezinin, bir torşonun arasında tutmak lazım. Şeyden gözünüzde canlandırın. Böyle pazar yerindeki teyzeler hani hep böyle kapalı, hop al oradan devam et filan, öyle yaptıkları için ben de birazcık öyle yaptım.